Pratik matematik videoları, yeni bir denklem kurma problemi. Denklemi kurmadan çözeceğiz biz. İsmail elindeki parayla 12 kalem alırsa 5,5 YTL, 15 kalem alırsa 1 YTL parası artıyor. O zaman YTL vardı, 2007. İsmail'in elindeki para kaç YTL'dir? Şimdi İsmail'in bir parası var. Şu İsmail'in parası olsun. Bununla 12 kalem alınca şöyle parayı harcasın kalemi. 5,5 YTL kalıyor. Şurası 5,5 YTL. Ben buna bir zoom yapayım. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane de yarım kutum var. Şöyle. Her biri 1 TL olsun. Bunlar demir paraları olsun. 5,5 YTL ise artıyor. Bu kadar açmaya gerek yok da daha iyi anlaşılsın diye yapıyorum. Sınavda bunları yapmadan da rahatlıkla çözebilirsiniz bu yöntemle. 5,5 YTL'm böyle. Şu 1 değil, 0,5. Bir tane 50 kuruş, 4 tane de birlik. Daha sonra diyor ki 15 kalem alıyor. Yani aldığı kalem sayısını 3 artırıyor. Bu sefer 1 TL'si kalıyor. Sadece şu kutunun içindeki kalıyor yani. Demek ki 12 kalemi vardı. Üstüne 3 tane daha alınca şuranın parasını verdi. Ne verdi? 4,5 lira verdi. 3 tane kalem için. 3 tane kalem için 4,5 lira verdi. Öyleyse bir kalem için kaç lira verir? 3 tane kaleme 4,5 ise bir tane 1,5 TL para verir. Biz kalemin ne kadar olduğunu bulduk. 1,5 liraymış. Şimdi 1,5 lira. Şöyle bakalım. Ya 12 kalem alacağız bununla. Üstüne 5,5 lira koyacağız. Ya da 15 kalem alıp 1 lira koyacağız. 15 kalem almak daha iyi. 1,5 lirayla 15 kalem alsaydık. Ali'nin parasını bulacak mısın? Pardon, İsmail'in parasını. 15 çarpı 1,5. Bir şeyi 1,5'la çarpmanın kolay yolu kendisinin üstüne onun yarısını eklemektir. 15'in yarısı da 7,5, çarpabiliriz. Eklediğimiz zaman 22,5 eder. 22,5 üstüne 1 TL de parası artıyordu 15 kalem alınca. Koyduğumuz zaman 23,5 oluyor. Yani 23,5 YTL'si var. Tekrar söylüyorum. Bunu normal şöyle çözülecek muhtemelen. İşte kaleme x diyelim. 12x artı 5,5 eşittir 15x artı 1. Buradan x'i bulup x'i şurada yerine koyup bir tarafta bulacaktık. Daha anlaşılır olsun diye ki tabii ki zaten aynı şeyi yapıyoruz ama daha görsel yapınca daha anlamlı oluyor. X'e girmeden. Dedim ki 12 kalem alınca 5,5 lirası artıyordu. Ben bu artan parayı aldım. Üstüne 3 kalem daha alınca Ali şurasını daha vermek zorunda kaldı. Elinde sadece burası kaldı. Verdiği 4,5 lira yeni aldığı 3 kalem için. Demek ki kalem başına 1,5 lira veriyormuş. Onu yakaladık. Şimdi Ali'nin parasını bulacağız. Bir yerden bakalım. Ya 12'den ya 15'ten dedik. 15 kalem aldığını düşünelim Ali'nin. 22,5 lira. Bunu alırken 1 lira da parası artıyormuş. 1 lira da üstüne koyduk. 23,5 YTL'si varmış diye sonuca ulaştık.